arkadaşlarımızı ziyaret ediyorum. Kabulünden dolayı. Kendimiz adına, üniversitemiz, rektörümüz adına teşekkürler sunuyorum Sayın Başkanım. Ana vatan, ülkemizi, Türkiye'mizi, Cumhurbaşkanımızı, son başkanı ve aziz Türk halkımızı selamlarına getirdim. Bugün Diyarbakır'dan Kıbrıs'ımızda geldik sabah. Sağ olsun Ertan Bey, üniversitemizin TİM sahibi, STK, Ertan Bey'in de karşılamasıyla Oğuzhan Bey, benim sınıf arkadaşım. Nasıl oldu? Evet, milletvekilimiz. Sağ olsun, eşlik etti. Fatih'i kitle ziyaret ettik. Güzel bir program inşallah hep beraber eşlik edeceğiz. Benim de hayatımı kurma alan Buğday Tanesi filmi. 48 senelik hayatımı kurma alan Sayın Başkanım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Türkiye'de devamımız oldu. Amacı sosyal sorumluluk projesi. Engelli 10 milyon yakın Türkiye'mizde insanımız var. Onları ailesiyle beraber 40 milyon hayata tutunma ve umuda yolculuk bir projesi. Çok güzel ses getirdi Türkiye'mizde ve dünyamızda. Haftaya Cuma inşallah bugün Şişebol'da sonra 5 tane Avrupa'nın başkentinde gösterim olacak. Frankfurt Film Festivali'nden davet ettiler. Orada ödül törenleri. Tamam, İsa'da yedek projesi. Bugün saat 15'te Kıbrıs'ımızda gösterim olacak. Sizleri de anlatmak istiyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sen de güzel eşliğin çizleri olarak yapmaktan dolayı büyük bir korkuyu durmaktan. Evet de hayat çeşitli farklı boyutlarıyla acısıyla, mücadelesiyle, kuruluklarıyla ama her zaman umuduyla bizleri bu mücadele içerisinde bir yere sürüklüyor. Sizlerin hayatını konu alan bu Buğday Tanesi filminin gerçekten çok anlamlı ve çok önemli mesajlar vermekte olduğuna inanmaktayım. Bugün öğleden sonra burada gösterecek olan galaya benim de katılmam, orada bulunmam benim emredecektir. Bir kuruluşçu olarak, bir mücadele insan olarak sizleri bu acı olaydan sonra hayat yolculuğunda hiçbir zaman umudumuzu bitirmeden Elazığ umudu ama Erzincan milletvekili ve şu anda da yaptığımız çalışmalarla ve bu çalışmayla esasında milletimize ve insanlara bir hizmet vermektesiniz. Yani mesaj herkesin başına çeşitli farklı acılar, çeşitli farklı olaylar gelebilir. Bu bir engel ama bu engel değil. Çünkü bu engele rağmen siz engelleri aşarak insanlığa ve insanın geleceğine umuda dair önemli bir takım ciddi çalışmalar ortaya koyabiliyorsunuz. Ve bu çalışmalar içerisinde insanları arkanızdan sürükleyebiliyorsunuz. Bu umuda yolculuk, bu azim ve kararlılık bizlere gerçekten güven vermektedir. O bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu önemli çalışmadan faydalanması ve dostumuz Sayın Ertan Birinci'nin girişimleriyle hem 15 Kasım Üniversitesi hem Genç TV'nin yapacağı bu güzel faaliyette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelene bu mesajın vermesi ve her zaman kopmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusunun bu değerlerin burada da aynı şekilde yaşatılması, bu mesajların vermesi bizde çok önemlidir. Bu arada tabii ki mürekkep bir kardeşimiz, Engelliler Federasyonu'nun her zaman o mücadeleci başkanı, kendi ekibiyle yönetim kuruluyla yine sizlere birliktedir. Onları da tabii ki okuyorum. Çünkü burada da engelliler adına, özel gereksinimli çocuklarımız adına her türlü bu camianın çeşitli sıkıntılar aşılabilmesi için büyük bir mücadele yürütmektedir. Bu arada Cumhurbaşkanı da yine Engelliler Federasyonu Başkanı Sayın Ahmet Akdeniz benim bir danışmanım olarak bu konularda çok aktif bir şekilde bu camianın sorunlarına çare bulmak için onlara kısmen de olsa yardımcı ve destek olabilmek için biz de olağanüstü bir gayret içerisinde bu çalışmalarımızı bu anlayışla burada yürütmekteyiz. Dolayısıyla sizin gibi değerli bir milletvekilinin, bir dava insanının ana vatanımızdan gelip burada bütün bu yaptığı çalışmaları bizlere paylaşmak, bize değer vermek o bakımdan gerçekten bizleri her boyutuyla yakınlaştırmaktadır.
benim Cumhurbaşkanı olmadan sonra Arabatan Türkiye ilişkilerimiz çok önem verdi. Aramızda o kadim ve gerçekten kutsal bağların daha da güçlenebilmesi için her türlü çalışma içerisinde hem ziyaretler hem çalışmalar hem devletten devlete aynı zamanda sivil toplum örgütü bağlamında da müşterek çalışmalarda bu kadim bağların güçlenmesi ve o doğrultuda siyaset geliştirmesi aramızdaki o kadim bağların gelişmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de geleceğe umutla bakabileceğini, bütün bu engellemeler, izolasyonlar, haksız ambargoların her türlüsüyle bize engel olamayacağını büyük bir azim ve kararlılıkla bütün dünyaya duyurma çabası içerisinde elbette Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Birleşmiş Milletler'de hem Özbekistan'daki toplantılarda bizlerin Türk Devleti Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesi noktasındaki kararlılığı ve bize yeni kanalların ve kapıların açılacak olması ve inşallah önümüzdeki dönemde resmi olarak anayasal adımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi sivil toplum örgütlerini, Engelliler Federasyonu ve Engelliler Derneklerinden birlikte sizlerle farklı ülkelerde de Türk devletleri de dahil yapılacak etkinliklerde bizlerin de katılabilmesi ve oralarda Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini her boyutuyla bunun mesajını olarak en büyük temennim ve dilemdir. Dolayısıyla bu ziyaretini çok önemsiyorum. Sizlere başarılıyorum. Şahsınızda Arabatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm bu gibi dernek ve kuruluşlara sevgi, saygı ve hürmetlerinizi ifade etmek istiyorum. Ve bir kez daha sizi buradan görmekte dolayı duyduğumu paylaşıyor. Sizlere saygı sunuyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Biz teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiğiniz için. Biz ana vatandan gelen bütün heyetleri kabul ediyoruz her çünkü bizim için ana vatan diyoruz yani. Türkiye'den gelen bütün heyetler bizim için çok kıymetlidir. Özellikle sizlerin düşüncelerini, fikirlerini, dava anlayışını biliyoruz. Bir daha da bir yakın olmamıza sebep oluyor tabii ki. Dolayısıyla sizleri Cumhuriyet Meclisi'nde ağırlamaktan, görmekten mutluyuz. Evet. Önce siz buyurun, sonra devam edelim. Sayın Başkanım, Dernek Orta Birlik Engelliler Dernek Başkanımız, evet. Rektör Hocamız, 15 Kasım Üniversite evet. Rektör Hocamız, öğretim görevlisi hocalarımız ve Cumhurbaşkanımızın danışmanı evet. Ahmet Bey. Tabii. Ekibimizle birlikte bugün sizleri ziyaret ettik. Bize sabah nasip oldu. Kıbrıs'ımıza, yavru vatanımıza geldik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclis Başkanımızın, Son Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in, evet. Aziz Türk milletimizin selamlarını getirdik. Aleyküm selam. Bugün güzel bir ziyaret oldu. Oğuzhan Bey, benim sınıf arkadaşım. Maşallah. Maşallah. Beraber İstanbul Üniversitesi'nde okuduk. Maşallah. Geçmişte güzel anılarımız oldu. Sağ ol. Oğuzhan Bey'i ziyaret ettik. Partimizi ziyaret ettik. Akabinde Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Sizlerin ziyareti ve büyük elçimizi de hayırlı olsun ziyaretten sonra saat 15'te bizim Buğday Tanesi kitabımız ve filmimiz. Evet. Sayın Başkanım bu film. İnşallah gelebileceğim. İnşallah. Bunun da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bu film benim hayat hikayemi konu alan evet. 48 yıllık yaşantımı da içeren evet. ama yaşadıklarının daha %1'ini anlatan bir film. Evet. Ben Kıbrıs'ın benim dünyamda yeri farklı. Ben de tam 1974 Kıbrıs Harekatı'nda doğuyorum. Maşallah. Dedem yaşınız İzmiş. Meydana çıktı evet, yani. Evet. 48'i devirip bu tarafa doğru gidiyoruz. dedem Şahin Kuyu, 7 aylık ismimi, 7 aylık şimdi güzel bir çocuk. Sonra dayım da burada asker harekatta. Evet.
Erzincanlı aslında, köyde doğmuşum. Köye geliyor. Anneme diyor ki işte ismi Serkan olsun. Evet. Orada da o zaman da işte Serkan ismi burada harekatta yani kendi aralığında bir şifre. Evet. Ve niye Serkan? Meşhur 1974-75'lerde Serkan Acar vardı. Futbolcu. Evet. Tabii o dönemlere mührünü vurmuş. Tabii film süreci bir yaşında yanıyoruz. 40 gün yoğun bakımda kalıyoruz. 41. gün yaşıyoruz. Hmm. Küllerimizden doğuruyoruz. Dört duvar arasında kalacakken milletvekili oluyoruz. Hukuk fakültesini bitirdim. Sağ olsun Oğuzhan hocamıza 96 yılında, 97 yılında hakimlik sınavına girdim. HSK kanunun 8. maddesi var. Alışılmışın dışında çevrenin yatırı, evet, vücut bozukluğu bulunması şartı vardı. O maddeden dolayı elendim. 3 yılda bu uhde kaldı. Avukatlığa başladım. 20 yıl avukatlık yaptık. 20 yılda siyasetin içinde AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte de siyasete girdik. 2011'de de adaydık. 2015 geçen dönem Erzincan milletvekili. Bu dönemde İstanbul milletvekili. Bu dönemde bunun mücadelesi yaptık geçen sene. Engelli kardeşlerimize hakim ve savcının yolunu açacak bu maddeyi değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimiz hakim savcı olabilecek. Öğretmen oluyorlar. Geçenlerde ciddi düzenlemeler yine oldu önceden. Sayın Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde son 20-25 yılda bu alanı sessiz devrim oldu. Evet. Ben emeği geçen başta Cumhurbaşkanı'nın bütün parti milletvekillerimiz hepsi destek oldu. Engelliler hakikaten ortak bir konsensüs alanı. Bu mevzuatları değiştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada Ersin Bey'e de söyledi. Bize engelli kardeşlerim burada öğretmen olamıyor. Bizde var. Engelli memur oluyor. Biz çıtayı biraz yükselttik şimdi. Türkiye yüzyılı. Engelli vali, büyükelçi olsun diyoruz. İşte bakan olsun, engelliler bakanlığı olsun, engelli rektör olsun. Oraya doğru inşallah gidiyoruz. Ama bu Kıbrıs da bizim yavru vatanımız. Burada Kuzey Kıbrıs'ta engelli öğretmenlerimiz, engelli memurların olması bizim için onur verir. Ve ya, emin olun herkesten daha iyi yapıyorlar. Yani ben buna kalben inanıyorum. Mesela geçen günüm bütçe üzerine konuşmam vardı. Aralık'ta oluyor bizim bütçemiz başkanım. Ben de Adalet Akademisi üzerine vermişler konuşmayı. Konuşmayı bitirdim. Sayın Bakanımız da orada Bekir Bey. Teşekkür ettim. Hayırlı olsun dedim. Serkan dedi. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi iş başardın. İşte hem filmde gündemde. Engellileri de hakim dedi. Yapacağım. Hatta görme engellileri de idari hakim olarak almayı düşünüyoruz dedi. Yani görme engellileri daha sıkıntı. Ve böyle de olması lazım gerekiyor başkanım. Bu mücadele evrensel bir mücadele. Bugün bakın İsrail Enerji Bakanı tekerlek sandalye mevcut. Evet. İşte Amerika'nın 12 yıl üst üste yöneten başkan Roosevelt tekerlek sandalye 12 yıl üst üste yönetiyor Roosevelt ve 4 defa da üst üste seçim kazanıyor. Yani ben devletlerin yönetilmesinde elle ayak falan önemi olmadığını düşünüyorum. Devletlerin yönetilmesine, milletlere idare hizmet etmede gönül, düşünce, akıl, beynin, sevginin hakim olduğu bir dünya olduğunu düşünüyorum ve kimsenin engelinden dolayı geri kalmamasını hep tasavvur ettim. Mücadelem de o noktada oldu. Sağ olsun geçen hafta grup toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız da filmimizden dolayı teşekkür ettik, kitabımızı hediye ettik. Yani Türkiye'de böyle bir şey başladı. Şu anda bütün okullarda, sinemalarda bu film sosyal sorumluluk kapsamında gösteriliyor. Yani 10 milyon engellimiz var. Ailesiyle beraber 40 milyon. Ve bunlar direkt etkileniyor. Diğer 80 milyonun yarısı da dolaylı etkileniyor. Zaten bu film bir umuda yolculuk filmi, engelliye umut olma. Evet. Engelli olmayla da empati doğru oluşturuyor. Evet. Tabii o yüzden bugün de işte Kıbrıs'ımızda sağ olsun Ertan Bey de organize etti. 15 Kasım Üniversitesi Mütevelliyeti Başkanımız ve TV, Genç TV değil mi? Birinci Yani Genç TV'de bizim sahibi sabah işte programlarla katılıp saat 15 gibi de filmimizi izleyeceğiz. Gençlerle söyleşimiz, kitap hediyemiz. Evet. Ondan sonra da artık Türkiye'ye dönüş zamanı gelecek inşallah. Hayırlısı evet. Tabii ki. Burada da kalsanız burası da eviniz, vatanınız yani. Dolayısıyla bir önemli ya, değil yani. Allah razı biliyorum. Biz her zaman düşünce şey, olarak, evet, fikir olarak öyle düşünüyoruz. Allah çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir Türk Cumhuriyetidir. Evet, ve Türkiye'nin desteğiyle zaten bugünlere geldik ama Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk mücahidi, mukavemetçiler büyük bir mücadele verdiler. Allah büyük bir direniş gösterdiler.
Ama sonunda da imdadımızı anavatan Türkiye'ye yetişti. Evet. Yoksa biz Rumlarla evet direniyorduk ama son artık Rumlarla baş etmek çok zordu. Enosisi ilan ettilerdi zaten 74 Mutlu Barış Harekatı olmadan önce 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da burada da darbe yaptılar. 15 Temmuz'da Türkiye'de de bir darbe teşebbüsü oldu. Burada FETÖ darbesi, burada da EOKA darbesi oldu 15 Temmuz'da. Ama her ikisini de Türkiye büyük bir başarıyla, büyük bir sınavla atlatmış olduk ve Kıbrıs'ta 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşen 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğmasına sebep oldu. Biz tabii ki devletimizi yaşatacağız. Elbette engelli vatandaşlarımız bizim için bence birinci derecede öncelikli olması gereken insanlarımızdır. Çünkü onlar bu şekilde hayata çok renk katıyorlar ve çok daha büyük başarılara da hizmet ediyorlar. Ve heyecanları maalesef yani fiziksel yönden çok sağlam olan insanlardan bazen görüyorum. Çok daha fazla heyecanları vardır, enerjileri vardır ve yaratıcılıkları vardır. Yaratan ya Cenab-ı Allah'tır ama insanoğlunun yaratabileceği bazı şeylerde çok da yaratıcı oluyorlar. Dolayısıyla sizlerin bu gayretlerini ve bunu bir filme çevirerek insanlara umut kaynağı olması yönünde yapmış olduğunuz gayreti de takdirle karşılıyoruz. Yani anavatanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın da bu engelli insanlara daha fazla önem vermesi ve onları öne çıkarması ve hayatta tutunmalarını sağlamak, yaşam enerjilerini daha yukarılara çıkarmak için yapılan Türkiye'deki birçok reform maalesef bizden öndedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öndedir. Biz diyoruz ki anavatan Türkiye'yi birçok konuda örnek alabiliriz ve hemen bunları yapabiliriz biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. O yönde çalışma yapılması yönünde devamlı telkinde bulunuyoruz. Parlamento içerisinde de, siyasi partiler içerisinde de. Sadece engelli vatandaşların kazandığı haklar değil, daha birçok alanda yerli üretim, yerli yatırıma, anavatan Türkiye'nin verdiği destek müthiş bir şeydir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bunları Türkiye'den örnek alabilir. Bunlar tabii ki dünyanın her yerinde de vardır. Bu Covid'den sonra Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden sonra yerli üretimin, yerli yatırımların ne kadar çok önemli olduğu ortaya çıktı. Bunlar da örnek alınması gerekir ki Türkiye bu konularda da çok büyük adımlar attı. Türkiye'de tabii ki örnek alınabilecek o kadar çok şeyler var ki Türkiye'yi küçümsemek yerine Türkiye'yi özümsemek ve Türkiye'yi kabul etmek. Zaten biz Türk milletinin mensubuyuz. Oralardan iyi olan şeyleri mutlaka almamız gerekir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak. Bugün biz Gülseren Eğitim Kamı'nda mücahitlerin yemin törenine katıldık. Mücahitlerin yemini kendimi Türk milletine adadım. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesiyle bitti yeminleri. Dolayısıyla yani biz coğrafya ismini kullanmadan biz Türk milletinin mensubu olduğumuzu bilmemiz gerekir. Ama Kıbrıs coğrafyası öteki Doğu Anadolu'da, öteki Güneydoğu Anadolu'da, öteki Batı Anadolu'da, diğeri Karadeniz bölgesinde. Kimisi Bakü'de yaşıyor, kimisi Türk milletinin mensubudur ama Almanya'da yaşıyor, Londra'da yaşıyor. Kimisi Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da yaşıyor ama biz hepsimiz bakın Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Ne büyük mutluluk verdi. Demek ki herkes bu cumhuriyetler adı Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması yani farklı isimler olmalarına rağmen özünde Türk milletinin mensubu olduklarını idrak ediyorlar ve Türk Devleti teşkilatlarını kurmuş oluyorlar. Bizi de gözlemci üye olarak aldılar ama inşallah bu ileride asli bir üyeliğe dönecek. Bu girişimler tabii ki anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük girişimleri sayesinde oldu. Kendisine sevgi ve selamlarımızı iletirseniz çok mutlu oluruz. Yola devam ediyoruz. İnşallah. Sizlere de Allah kolaylık versin. İnşallah yetiştirirsem meclis var. Tabii ki ben meclisi yönetiyorum ama sizlerle görüşmek için geldim. Tekrar buluşacağız. İnşallah. Başkanım sizde. Sayın Başkanım öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Serkan Bey'in de dediği gibi
bu çalışma, bu film gerçekten engellilerin dünyadaki farkındalığını hem Türkiye'de hem ülkemizde de aslında bir yerde ciddi anlamda bir parmak basan bir olaydı. Ve buradaki yaşanmışlıklara baktığımızda işte Serkan Bey'in Türkiye'de yapmış olduğu mücadeleyi aslında bir benzerini bizler de burada halen daha devam ediyoruz ve umarım ki sizin de başkanı olduğunuz Yüce Meclisimiz bundan sonraki yapılacak çalışmalarda gerçekten Türkiye'deki bu hakların teslimi konusunda engellilere yönelik burada da bizim arkadaşlarımıza bu haklarının herkese eşit bir şekilde sağlanan hakların bir şekilde yasalar bazında da sağlanmasını, verilmesini Yüce Meclisimiz karar verir, oturur mecliste yasaları düzenler ve bizim henüz şu anda önümüzde olan işte öğretmen olamamamız, herhangi bir üst kademe yönetici durumunda çalışamamamızın da önündeki engeller en azından yasal olarak ortadan kalkar. Bunu yürekten inanıyorum, bunu başarabileceğinize, sizin önderliğinizde. O nedenle ben Serkan Bey'e bu desteğiyle birlikte bizleri tercih ettiği için sanırım Türkiye'den sonra ilk gösterimiz evet. Burada. Tabii ki bunun yanında 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi bizlere çok büyük destek oluyor. Onların da desteğiyle bu organizasyonu birlikte yaptık. Ben her iki gruba çok teşekkür ederim. Sizin tabii ki sağ olun. 15 Kasım Üniversitesi'nin ismi bile beni heyecanlandırıyor. Çünkü Cumhuriyet'in ilan edildiği gündür. Tabii ki bir diğer 15 Kasım'da da Geçitkale ve Boğaziçi savaşlarının, Rum-Yunan Palikaryalarının saldırısına uğradıkları bir yıl dönümüdür 15 Kasım. Orada da 24 şehit vermiştik. Boğaziçi şehitlere de rahmet diliyoruz tabii. Ama 15 Kasım'ı biz coşkuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gün olarak kutluyoruz. Bir diğer tarafta ise Geçitkale'de ve Boğaziçi köylerinde de şehitleri anma günü olarak orada da kutlanıyor. Dolayısıyla sizlere seviyoruz, yola devam ediyoruz. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz. Başka bir şey değiliz. Bunun önüne Kıbrıslı sokan var, öteki bilinen başka bir şey sokan var. Ben bunları kabul etmiyorum. Türküz ve Türk milletiyiz. Doğru. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için ne kadar kutsalsa Türkiye Cumhuriyeti de bizim için o kadar kutsaldır. Azerbaycan da öyle, Kırgızistan da öyle, Özbekistan da, Kazakistan da bizim için kutsaldır. Ama Türkiye bizim ana vatanımızdır. Çünkü Kıbrıs Türk halkının özü ana vatan Türkiye'dir. Anadolu'dan buraya geldik. Dolayısıyla burada biz ana vatan sayesinde ilerlemeye devam ediyoruz. Küçümseyenler vardır. Onlar aynaya baktıkları zaman sadece kendilerini beğenen, başkalarını hiç beğenmeyenlerdir. Onun için yola devam. Sağ olun. Çok teşekkür ettim. Güzel bir şey. Sağ olsun. 15 Kasım. Televizyon sizin başkanı. Ertan Bey. Gelecek gelirler. Rektör hocam. Evet. Şirketi. Otobüs. Ben de yüzden gelen. Böyle tanışıyoruz. Evet. Tesadüf ettik. Böyle tanışmıştık. Hani. Büyükelçiler biz. Tüm başkanımızı ziyaret ettik. Sağ olsun. Kabul ettiler. Biz başkanımız ettik. Sizi şu anda ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanımıza benim çok aziz Türk halkımıza selamlar ediyoruz. Tabii bugün gelmişken bizim yıllarda da para başkanımızı yaptınız. Onlarla alakalı kendisinin kaderini ilgilendiren ben enteresan bir dokunmuştum. Ben Kıbrıs Harekatı'nda durdurdum. Geçen bir televizyonda da anlattım. Kitabı doğuyor, bir yaşına geliyoruz şu an. Yere düştüğünde bazı işini kaybedersin. Yani mücadele aslında Kıbrıs'ın da kaderi yani.
hani kader değil, ortak günümüz var ya Kırmızı'da. Tabii, onun cevabı başka. Bunu yazıp deyip sana verince, dedi ki Serkan geldin gidiyorsun. Bunu hem bir kitap yapalım hem de film olarak. Aziz milletimizde 10 milyon engelliyiz, aile sayıları 40 milyon. Biraz milletimizde evrensel dünyada hediye edelim. Çok güzel ama bir gelişme de oturacağım. Dünya engelleri önünde kalıs bir iki taşı. Evet, önünden size takdim ediyoruz. Teşekkür ederim. Mayıs'ta bir tane Netflix'le almıştık. Mayıs'ta bir tane Netflix'e haftaya ilk yurt dışı seyahatimizi, yani ziyaretimizi verdim. Kıbrıs, Batan'la başladı. Haftaya İsviçre'de 5 tane Avrupa ülkesinin başkentinde Londra, Paris, Brüksel, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı. Orta Doğu, yani dünyanın birkaç ülkesinde ağzına kadar göstereceğiz işte. Evet. Bir de 24 öğrencimize Türkiye'de şu an izletme projesi başlatıyorum. Üniversitelere, 70'e yakın üniversitemize seminere davet aldık. Şu ana kadar Türkiye'de 15-16 ili ziyaret ettik. Orta Anadolu'da. Güzel oldu. Şimdi başkanım, tabii ben bunu yaşamış bir süre filmde de var. 4 dolar arasında kalacaktım. İşte sene 96 İstanbul'u bitirdim. Marmara'da yüksek lisansa başladığımda 97 yılında hakimlik sınavına girmiştim. 84 puan almıştım. Mülakatta elendim. O da hakim ve savcı kapsamında mantısı. Alışılmışın dışında zaten çevrenin ya da bebeğin okulu bulunmaz. Bu insan onu da arttı. Geçen 5'in yargı paketinde, 4'ün yargı paketinde meclis aralarken gündeme getirdik ama biraz uğraştık biz de. Biraz direnç oldu yani. Siyasette değilse de öğretmenizde. Evet. 24 Kasım 2021'de bu maddeyi değiştirdik. İnşallah en büyük kardeşim sahip savcı noktasında olabiliyor. Başta Cumhurbaşkanımız sessizliğinin gerçekleştirdiği tüm parti genel başkanı, tüm yetkilerin oy birliğine çıkan bir yasa olduğunu için teşekkür ediyoruz. Ve Adalet Akademisi üzerine bu sene bütçede söz almıştım. Konuşmam için de Tilbe'ye sen bakanımızın da teşekkür ettim. Bütçe hayırlı olsun. Bize de teşekkür ederiz Erkan. Mücadele ve filmi için. Şimdi hakim İslam'ı yeni açtığım bir hakikler var. Engelli kardeşlerimize adlı hakim alacak. Onlar tamam. Hatta bir tıkla gideceğim, görmen gelirdi, idare hakim olarak almayı düşünmüşüm de. Hani temas noktası artırmak gibi, görmen sıkıntıları da idare yapacağız diye. Bunlar da millet için, ülke için, evren için, dünya için önemli gelişmeler. Sizin de aralarında başkanı sürecinde bize en basit teşekkür katkıdan zar dolayı hem Türkiye'nin hizmetlerinden hem de aralar bölge başkanının benim hizmetlerinden dolayı başlamak. Ben de bugün işte bu ülke açık noktasındaki hizmetlerinden dolayı ben başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Son bir gelişmeyi de yükseldim. Geçen noterlerde bir gelişme oldu. Şimdi ben biraz şimdi Samoray'a çıkmış başkanım, mücadele. Nerede sıkıntılı, ben şey yapıyorum. Oraya çalışmış adam bir yazın. Bir de ben numaram Türkiye'de dağıttım. Sosyal medya, Instagram, Twitter, sinemada da filmleri göreceğiz. Dünya'dan Google'a Serkan Bayram'ın numaram çıkıyor. Yani 50 bin özel görüntüler var. Günde yani çok böyle pratik çalışıyorum ki. Ya Allah daha da bakıyor, kadın ölüyor ya. Bize bir parmak vermiş. 48 yıl bunda yaşadım. Yani 20 bin yaşı sen başbakanın bir de avukatın haber verdi kendisine. Sağ olsun bize, onu özellikle. Noterleri, şöyle bir durum var arkadaşlar, sizin de bilmeniz olsun desteğiniz her zaman önemli. 1800-1900'a noterimiz varmış Türkiye'de. Evet. Bunların diğer sınıf, tabii yargıdan geldikleri için eski pasaport noktalarında sıkıntılar yok. Ama şeyden başlayanlar noktası da biraz istediler noterimiz. Ben de bu noktada da bakanımca yaşam noktasında destek oldum. İnşallah bir dönemde alamayan şey noktasında destek olursak sevinir. Hayırlısı da alırız. Hayırlısı. Hayırlısı. Şeref verdiniz. Bu sizin eviniz zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hanesi. Şeref verdiniz milletvekilimiz olarak. Aynı zamanda meslektaşım olarak.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında vardığımız bir kardeşlik hukuku var. Sayın Vekilim de benim aramda da öyle bir kardeşlik hukuku var. Çok mutlu oldunuz, sağ olun teşrifinizden dolayı. Sizler de aynı şekilde. Tabii sizin mücadeleniz milyonlara örnek olacak, ilham verecek bir mücadele. Bunun filmleştirilmesinden de gerçekten çok mutlu oldum, umutlandım. Sinemanın gücü başka bir güç. Binlerce sayfa kitap yazabilirsiniz, o ayrıdır. Ama sinemayla, daha sonra tabii televizyonla o milyonlara ulaşır, kitlelere ulaşır ve o heyecanı verir. Sizin öykünüz bu. Yaşanmış bir öykü. O yaşanmış öykünün herkese ilham olması, ilham vermesi lazım. Ben sizi hem bu mücadeleniz için hem de mücadeleyi açık yüreklilikle ortaya koyup anlattığınız için, o da bir başka cesaret, dik duruş. Onun için de çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve heyecanla da filme gitmeyi bekliyoruz. Anca yetişeceğiz. Anca yetişeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Büyükelçim, Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektörlerim, tüm kıymetli protokol, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, 1. Grup Yöneticileri, değerli hocalarım, değerli konuklar, sevgili öğrenciler ve kıymetli basın mensupları. Engelli farkındalığını sağlamak amacıyla 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliği ile 1. Grup Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Sayın Avukat Serkan Bayram'ın yaşam öyküsünü ele alan Buğday Tanesi filminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Galası'na hepiniz hoş geldiniz. Galamızın açılış konuşmalarını yapmak üzere 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Remziye Terkan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Büyükelçim, Sayın Bakanlarım, Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Rektörlerim, tüm kıymetli protokol, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, 1. Grup Yöneticileri, değerli hocalarım, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli konuklar, sevgili öğrenciler ve kıymetli basın mensupları. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliği ile 1. Grup Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Buğday Tanesi film galasına hepiniz hoş geldiniz. Buğday Tanesi, engelli farkındalığının sağlanması ve toplumsal bilincin artmasında önemli bir yapıttır. Buğday Tanesi, azmin, zaferin, kararlılığın ve milyonların hikayesidir. Güzel kardeşlerimizin sesi olmak, üniversitemizin hassasiyetindedir. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi, yaşama, anlam ve değer katmaya engelsiz bir üniversitedir. Başta ünlü oyuncu Kutsi'nin muhteşem performansı ile tüm oyuncuların yüreğinizde yaşattığı hikayenin kahramanı,
Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Sayın Avukat Serkan Bayram'ı vermiş olduğu mücadeleden dolayı ayrıca kutlar, milyonlara örnek bir ışık olmasından dolayı tebrik ederim. Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Remziye Terkan'a konuşmaları için teşekkür ederiz. Açılış konuşmalarımız Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Sayın Güner Kibrit'in konuşmalarıyla devam edecektir. Sayın Güner Kibrit'in konuşmalarını ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli milletvekillerim, değerli misafirler, protokolün diğer değerli arkadaşlarımız, hepiniz bugün bizim hikayemizi izlemeye hoş geldiniz. Evet, İstanbul Milletvekili Sayın Milletvekilimizin bu buğday tanesi filmiyle anlatmak istediği, dünyaya haykırmak istediği ne varsa aslında ülkemizde de yaşadığımız sıkıntılar birebir hemen hemen aynı. Ve bunu onun mücadelesi, sevgili Serkan Bayram'ın azmi, çabası ve herkese gösterme isteği ışığında bugün işte filmini izliyoruz. Evet, görsel olarak belki de yıllardır söze getirdiğimiz, dile getirdiğimiz, yazılı olarak sunduğumuz birçok talebimizi, engellerimizi, yaşadığımız sıkıntıları bugün görsel olarak da yaşayacaksınız. Ve bu görselle özellikle Buğday Tanesi filminin sadece ülkemizde değil, dünyada bir ses getireceğine ben olan inancım tamdır. Buradan edineceğiniz izlenim, buradan alacağınız empati ve burada yaşadıklarınız duygular hepinize öndör olmasını ve ileride bizden sonra gelecek olan engellilerin, önündeki engellerin kaldırılması noktasında sizin ufkenizde olan ne varsa elinizi taşın altına koyarak onları gerçekleştireceğinize olan inancım da tamdır diyorum. Ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu hayatımızı, bu filmimizi, bu bizim yaşadıklarımızı, bizim filmimizi izlemeye hoş geldiniz diyorum. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Sayın Güner Kibrit'e konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve 1. Global Grup Başkanı Sayın Ertan Birinci'yi konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Sayın Büyükelçim, değerli belediye başkanları, değerli öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Türkiye'den gelen milletvekilimiz Serkan Bayram Bey ve heyeti, 15 Kasım'ın ortopedik engellilerin, 1. Global'ın tüm emektarları. Bu gece, bugün gerçekten çok önemli çünkü bir buğday tanesinin milyonlara nasıl ışık olduğunu, milyonlara nasıl umut olduğunu ve o buğday tanesinin nasıl başak olup ülkemize, Türkiye'mize öncü olduğunu gözlerimizle göreceğimiz bir filmin galasında buluşuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bize bu fırsatı veren Sayın Milletvekilime de canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi 1. Global ve Ortopedik Özürlüler Derneği birlik içerisinde bu olayı burada izleyenlere umut olabilir, bir ışık olabilir, daha da ötesinde olduğu gösterebilmek için bugünü düzenledik. Aklıma 90'lı yılların son rakamları geldi. 97'ler, 98'ler. Bugünün Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey de
o yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl faydalı oluruz? Sinemalar yoktu. 95 yılında Meral Tekin Birinci Vakfı olarak ilk kez sinemaları açmıştık. Ve ardından bu yetmez, üretmeliyiz. Mutlaka hikayelerimizi anlatmalıyız diyordu. Tıpkı Sayın Vekilimin bugün bize anlatacağı bu hikaye gibi biz de yıllar önce Ersin Bey'le düşündük, taşındık ve bir hikayemiz olsun beyaz perdeye getirelim demiştik. Kendileri başta olmak üzere büyük katkı koydular ve Mısırızade sinemasında yine böyle bir günde yine böylesi sizler gibi değerli insanlarla bir gala yapmış ve Tarık Tarcan'ın başrolünü oynadığı müthiş bir hikayemizi beyaz perdeye getirmiştik. Bugün bana onu anımsattı. Sayın Cumhurbaşkanı ile onu paylaştım. Çünkü hikayeler çok önemlidir. Bir yerlere bir insan böyle gökten zembille inmiyor. Başarılar gökten zembille verilmiyor kimseye. Emek istiyor. Emek harcamalıyız. Ve bu emeği de harcayıp bizim yeni nesle, gelecek nesillere nerelerde nasıl geldiğimizi göstermemiz gerekir. İşte buğday tanesi böylesi bir hikaye. Böylesi bir umut veren, öğretisi olan bir hikaye. Kıbrıslı Türklerin de büyük hikayeleri var. Ersin Bey gibi, bizler gibi daha nice nice gençler, arkadaşlar, sinemaya gönül verenler kolları sıvadılar ve sıvasınlar. Yeni hikayeler yazalım, yeni senaryoları, gerçek yaşadıklarımız hikayeleri beyaz perdeye taşıyalım ve yeni nesile böylesi değerli bir hazine bırakalım. Medya arşividir. 20 sene sonra, 30 sene sonra bütün bu bilgileri bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız arşivlerde bulacak, alacak, görecek ve nereden nereye geldiğimizi de herkese anlatmış olacak. 15 Kasım koyduk üniversitemizin adını. Çünkü o da bir büyük hikayenin, Cumhuriyet'in kurulduğu günün adıdır. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin öğrencilerinin ülkelerine döndükleri zaman anlatacakları bir büyük hikayeleri vardır. Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesi hikayesini anlatacaklar. Neden üniversitelerinin adı 15 Kasım'dır? Çünkü Cumhuriyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım tarihinde ilan edilmiştir. Ve bu ilan edilişin hikayesini gittikleri onlarca, yüzlerce memlekette binlerce insana anlatacaklar. Bugün ben çok mutluyum. Çünkü müthiş bir hikayeyi burada beyaz perdeye getiriyoruz. Eskilere gittim, nostaljiye gittim ama bizlerin de, Kıbrıslı Türklerin de Sayın Milletvekilim Avukat Serkan Bayram'ı örnek alıp Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle ve de elbette anavatanımız Türkiye'nin Sayın Büyükelçimizin de destekleriyle yepyeni hikayeleri Kuzey Kıbrıs'ta biz de çekebiliriz. Çünkü anlatacak yaşadığımız çok hikaye var. Bugünlere kolay gelmedik. İşte o hikayeleri filmleştirip yeni nesle aktarmak sanıyorum bugünün bize bırakacağı bir diğer önemli armağan olacaktır. O duygu ve düşüncelerle Ortopedik Özürlüler Derneği'ne, onun değerli başkanına, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve siz katılan başta değerli protokol olmak üzere öğrencilerimize, misafirlerimize, bu sinemayı bizlere açan sevgili İbrahim kardeşime ve yöneticilerine, ses düzenini, simultane düzenini kuran Öner Kalbe'ye, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Çok sağ olun. Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı
Sayın Ertan Birinci'ye konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi huzurlarınıza Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Metin Pevzioğlu'nun konuşmalarını sunmak üzere davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli dostum, kardeşim, meslektaşım ve milletvekilim Sayın Avukat Serkan Bayram, değerli hazır olan efendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Artık filmi seyretmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden çok 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 kısa konuşacağım. Bir mücadelenin hikayesi, ilham veren bir hayatın filmi ve kitabı. Yaşanması ayrı bir macera, anlatılması ayrı bir cesaret. Ben çok şey hissedeceğimizi, çok şey öğreneceğimizi ve yola daha bir gayretle devam edeceğimizi biliyorum. Serkan Bey'in bu hikayesi sayesinde, bunu anlatması sayesinde. Onun da dediği gibi düşünce değil, kalkmaktan vazgeçince kaybeder. Teşekkür ediyorum Serkan Bey. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Sayın Metin Pevzioğlu'na teşekkürlerimizi sunarız. Bugün burada bir araya gelme sebebimiz olan Buğday Tanesi filmine yaşamının konu olduğu Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Sayın Avukat Serkan Bayram'a konuşmalarını sunmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Büyükelçim, çok değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, 15 Kasım Üniversitemizin değerli mütevelliyeti başkanı, değerli rektör hocam, öğretim görevlilerimiz, değerli öğrencilerimiz, çok değerli ortopedik dernek başkanımız ve ekibi, genç kardeşlerim, geleceğimiz, gençler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buğday Tanesi filmi benim 48 yıllık hayatımı anlatan ama yaşadıklarımın daha %1'ini konu alan bir film. Böyle 10 tane film yapsak yetiştiremeyiz. Tabii bu film dört duvar arasında küçükken yanan bir çocuğun hayatla mücadelesi, okuması, büyümesi, milletvekili olup ve aziz milletimize, Türk milletimize hizmet etmesi. Hakim olmayacak gene gelip yasanın değişmesine vesile olan bir milletvekiliyle birlikte engellerimize hakimlik yolunun açılması ve engellerin yaşamdaki mücadelesini, 10 milyon engellimizin sesi ve ailesiyle birlikte 40 milyon insanımızın nefesi ve 84 milyon insanımızın da empatisini hissettiren bir film. İnşallah ümit olur, umurda yolculuk olur. Ve güzel bir Buğday Tanesi filmi de beraber izleriz. Ben çok da uzatmayayım. Ondan sonra beyaz perdeli söz. Ama mottolarımızı söyleyelim. Buğday Tanesi, bir tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. Yine Kıbrıs, Türk milletimizin mücadele yapmış olduğu ve benim de hayatımı konu edinen bir mücadele. Yine benim bir Kıbrıs'la ortak günüm, 74 Kıbrıs Harekatı'na doğuyorum. Yere düşünce değil, vazgeçine kaybedersin. Kıbrıs halkı da kaybetmeyecek, engelli kardeşlerini asla kaybetmeyecek. Ben ellerimde tutamadığımı gönlümde tuttum, hiçbir zaman bırakmadım. İyi seyirler, söz beyaz perdeli. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Milletvekilimiz Avukat Serkan Bayram'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı konuşmalarını sunmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Çok değerli protokol, Sayın Milletvekili, değerli öğrenciler, sizlerle bu anlamlı filmin galasına beraber olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Sayın Ertan Birinci benim gerçekli dostum, mücadele arkadaşım. Bundan 30 yıl kadar önce bu ülkeye birlikte
televizyon radyo açmış. Bu ülkeye tekrar yıllardan sonra sinemalar getirmiş, filmler çekmiş. Hikayelerimizi anlatmaya çalıştığımız kader arkadaşımla birlikte bugün burada, bu makamda ama hep gönlümüz bir, kaderimiz bir noktasında. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ama bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nden, ana vatandan çok değerli bir milletvekili kardeşimizin kendi hikayesi bağlamında bizim de mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla paylaşabilmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Serkan Bey kardeşim az önce beni ziyaretinde şöyle buyurdular ve beni çok etkiledi. Doğduğunda kendisine annesi babası Şahin ismini vermiştir. 74 doğumlu. Ama dayısı Kıbrıs mücadelesine, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış. Serkan bir gazi olmuş. Ve dolayısıyla ismini Serkan olarak değiştirmiştir. İşte şu anda Buğday Tanesi filminin mimarı gerçekten hikayesi esasında Kıbrıs'ta başlıyor. Çünkü ismi bile değişiyor. İşte böyle bir tarih, böyle bir mücadele. Dolayısıyla Sayın Milletvekili'yi kutlamak istiyorum. Gerçekten alkışlamak istiyorum. Çünkü bizimle o Buğday Tanesi'yle burada buluşuyor. Burada verdiği mesajda da yılmak yok, bıkmak yok, pes etmek yok, mücadeleye devam. Ve kendi hikayesinde az sonra filmde göreceğimiz gibi o buğday tanesinden milyonların umudu olabiliyor. Mundo milyonların ışığı olabiliyor. Uluslararası mesaj da bir bakıma vermiş oluyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nden Erzincan'dan çıkma bir kardeşimizin bu mücadelesi bütün dünyaya yayılıyor. Bir kılıcı olarak bütün dünyaya yayılıyor. Dediği gibi belki elleri tutamıyor ama o hep göğsündedir, gönlündedir, sevgisindedir ve mücadeleye devam ediyoruz. Onun için hem Ertan Birinci kardeşimi, 15 Kasım Üniversitesi'ni, Global Medya'yı, aynı zamanda Yunan Kiplik kardeşimi, derneğini ve ekip arkadaşlarını, yönetim kurulunu ve 15 Kasım Üniversitesi'nin çok değerli öğrencilerini ve bu filmin mimarını, bu filmin editörünü, yönetmenini, kameramanlığı, her türlü bu filme emeği geçenleri kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldikleri için, bizler de bu önemli filmin galasında bulundukları için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden buradan tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye ve Erzincan'a selam, sevgi ve hürmetlerimizi iletirken elbette bizim abimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin en son başbakanı, bizim gerçekten her zaman destekçimiz Sayın Binan Yıldırım'a da tekrar Bakü'de geçirdiği o trafik kazasından dolayı geçmiş olduğunun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Kendisine bir kez daha sağlık diliyorum ve buradan Binan Yıldırım'a da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkürler, saygılar sunuyorum. Bir amacı olduğunu düşünüyorum. Mesela annem benim doktor olmamı isterdi. Bense insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunabilmek istedim. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendi. Mustafa Koç haber geliyor Mustafa! Biliyor musun hani? Yaşasa bile sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için Sayın Avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir çocuk elleri olmadan ne yapar abi? Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın? Neden bir büyükelçi olmasın?
Bir insan eller olmadan nasıl yaşar abi? Ben Serkan Bayram. Niye geldin? Belki sana yardım edebilirim. Kopmuş bir omuriliği onarabilir misin? Benim bir hayalim var değerli hocalar. Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya hayal ediyorum. Hastanın adı ne? Serkan. Serkan Bayram! Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum. Mesela annem. Benim doktor olmamı isterdi. Bense insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunabilmek istedim. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendi. Mustafa koç haber geliyor Mustafa! Biliyor musun Ali? Yaşasa bile sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için Sayın Avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir çocuk engel olmadan ne yapar abi? Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın? Neden bir büyükelçi olmasın? Bir insan eller olmadan nasıl yaşar abi? Ben Serkan Bayram. Niye geldin? Belki sana yardım edebilirim. Kopmuş bir omuriliği onarabilir misin? Benim bir hayalim var değerli hocalar. Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya hayal ediyorum.